Çin'in 1 Ekim'de eli sıkıldı. Daha sonra da bir şekilde süreç başka yöne doğru yönlendi. Erdoğan analarının dilini bile konuşamıyorlar dedi. Sonuçta 22 yıldan beri iktidarda olan bir kişi bunu söylüyor. DEM Partisi CHP'siz olmaz diye bir açıklama yaptı. DEM Parti ve eş genel başkanları da önceki gün Edirne'ye gittiler. Oradan açıklama yaptılar ve Demirtaş'tan da ben de katkı sunmaya hazırım diye bir açıklaması geldi. Bu süreç sizce niye böyle başlatıldı bir şekilde? Nasıl aldınız? Tabii ki kıymetli ve önemli olduğunu açıkladı DEM Parti eş genel başkanları bu sürecin başlamasını ama bu süreç çözüm süreci değil diye Mehmet Uçum'un da açıklamaları var. Hatta Ayşegül Doğan'ın da ona cevabı olduğu DEM Parti sözcüsünün. Siz bize biraz anlatır mısınız? Ne oluyor Allah aşkınıza? Ya aslında çok özel bir şey yok Zeynel Bey. Çok özel bir şey yok derken bir şey yok yani bir aslında. Şey yok. Bir şey yok ortada. Bir hepimizin izlediği, hepimizin eş zamanlı gördüğü bir olay var. 1 Ekim'de meclis açılışında MHP genel başkanının sıralara gelip işte bizim sıralara eş genel başkanımızın eline sıkması, arkadaşlarımızın eline sıkması meselesi var. Arkasından belki o bir adımdı ama asıl bu adımı destekleyen, anlamlı kıran, kısmen bizim de önem atfetmemize neden olan akşam sarf ettiği kokteyli, açılış kokteylindeki resepsiyonda harcadığı, sarf ettiği cümleler işte. Dünyada barış isterken ülkemizde niye barış istemiyor? Şimdi bu neden önemli? Bir, yıllardır biz bu ülkede çatışma var diyoruz, savaş var diyoruz, Kürt sorunu var diyoruz. Kürt sorunu demokratik barışçıl yöntemlerle çözülsün ama işte iktidar bu yöntemi tercih etmiyor, güvenlikçi politikaları tercih ediyoruz diyoruz. Biz her seferinde hayır ya da işte bunun sonucunda barış olsun dediğimizde hayır efendim savaş mı ki var? Deniliyordu. Savaş mı var? Barışalım. Böyle bir şey yok. Ya da biz işte Kürt sorunu var. Bu demokratik barışçıl yollarla çözülsün dediğimizde Kürt sorununu biz çözdük diyordu AKP bize. Kürt sorunu diye bir şey kalmadı. AKP onu çözdü zaten. Artık Kürt mürt sorunu yok. İşte başka bir sorun var diye ifadelendiriliyordu. Şimdi bu aslında bir Kürt sorunu olduğunu teyit etti Zeynel Bey. Yani bir barış kelimesini kullanmasından kaynaklanan evet, bir durum. Tabii ki. Sadece o değil, sonrasındaki grup konuşmaları, sonrasındaki yaptığı çağrıların her Öcalan'a birisi... doğrudan çağrısını evet, da salgıladınız. Evet, işte hepsini üst üste koyduğumuz zaman birkaç temel tespitte ulaşmak lazım. Birincisi, bu ülkede bir savaş gerçeği var. Bu realite. Bu realite şimdi bir kez daha, biz hep bunu söylüyorduk ama şimdi MHP'nin bunu söylemesi, tersten bunu, zımmen bunu kabul etmiş oluyor barış diyerek aslında savaşın olduğunu ifade ediyor. Bu önemli anlamlı. İkincisi biz hep bu savaş iklimi, bu güvenlikçi politikalardan dönülsün, savaşa bütçe ayrılmasın, işte barışa harcansın, barış olsun diyorduk. Kürt sorunu demokratik barışçıl yollardan çözülsün diyorduk. Barış diyerek aslında bu barış ihtiyacının da altı çizilmiş oldu. Bu anlamıyla bu tespitin kendisi önemli. Üçüncüsü de aslında partimizin bu konuda muhatap olduğu açık ve net bir şekilde ifade edilmiş oldu. Yani bu Kürt sorunuyla ilgili bir sorun olacaksa mecliste grubu bulunan ve genel olarak da taban olarak da çoğunluk Kürtlerden, Kürtlerin desteğini alan bir parti olarak DEM Parti'nin çözüm ve müzakerede bir aktörlerden biri olduğu ifade edildi. Ama en önemlisi son grup toplantısında işte yaptığı çağrı, İmralı'ya yaptığı çağrı kendisi, Sayın Öcalan'a yaptığı çağrının kendisi aslında en önemlilerinden birisi. Burada da neyi teyit etmiş oluyor? Aslında İmralı'nın rolünü, İmralı'nın aslında bu Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümündeki kritik rolüne ifade etmiş oluyor. Tabii burada bir paradoks var. Şimdi onu ayrıca belki konuşacağız. Bu anlamıyla bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman, yani İmralı'ya çağrı yapılmış olması, barış sözcüğünün ifade edilmesi, işte dünyada barış istiyoruz da neden ülkemizde barış istemiyoruz diyerek ülkede de bir barış olmadığını teyit etmiş olması ve tabii ki DEM Parti'ye gelerek bunun en azından bir parçasında DEM Parti olduğunu, mecliste muhataplarından birinin de DEM Parti olduğunu kabul etmiş olması, MHP gibi siyasi pozisyonu, ideolojik motivasyonu,
Türkiye'deki şu ana kadar söylem hattını değerlendirdiğimizde önemlidir. Ama bunun ötesinde gerçekten bu söylenenlerin ötesine geçen bir şey olmadığı sürece söylem düzeyinde kalır. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi İmralı'ya bir çağrı yapıldı. Vallahi biz bu çağrıyı evet destekliyoruz. Yani çünkü biz de merak ediyoruz dedi Tuncer Bakır'a. Tabii ki. Aynen. Sayın Eş Başkanlarımız söyledi. Bugün parti sözcüğümüz söyledi. Ama 43 söyledi. Aydan beri tecrit altında. Şimdi 43 dedi. Ay hatta 44 aya varacak. Ne ailesi, ne avukatları, ne bir heyet. Yani hiç kimsenin gitmediği, hiçbir iletişimin sağlanmadığı bir adadan bahsediyoruz. Bir cezaevinden bahsediyoruz. Ömer Öcalan'ın gideceğine yönelik bir durum var. Bir başvurusu ayrıca, var galiba. Onu da yeni ayrıca konuşuyoruz. Şimdi Sayın Lüleli, düşünün bu ülkenin yasaları var. Bu ülke bir hukuk devleti. Kendisini böyle tanınıyor. Anayasası var. Yine meclise gelmiş ve oylanarak iç hukuka içkin olan uluslararası sözleşme var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf Türkiye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını benimsiyor. Avrupa Konseyi'ne üye bir ülke. Şimdi bütün bunları üst üste koyuyoruz. O zaman birinin dönüp bize 43 aydır hiçbir cezaevinde olan bir mahpusla görüşülmemesini birinin izah etmesi gerekmez mi? Nedir bu garabet? Nedir bu hukuksuzluk? Neden yapılıyor? Yani en temel hak değil midir görüşme hakkı? Yakınlarıyla, avukatlarla. Siz cezaevinde... Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymayan bir hükümetten ya da iktidardan şimdi söz ediyoruz. Tam da şunu söylemek istiyorum Zeynel Bey. Biz işin burasını Türkiye kamuoyu konuşmuyor. Yani bir yurttaş, biri de çıkıp şunu söylesin. Merdan Bey söyledi gerçi. Merdan Bey söyledi ve gerçekten gözaltına alındı, tutuklandı. Ya bu, niye tecrit var arkadaşım? Niye 43 aydır hiçbir şekilde görüşme olmuyor? Niye 43 aydır hiç kimse gidemiyor? Niye kardeşi gidemiyor? Niye yeğeni gidemiyor? Niye avukatı gidemiyor? Sorusunu bakın soramayacağımız bir siyasal iklim. Biz soruyoruz da hep mecliste de orada da. Sorulmayacağı bir siyasal iklim yarattılar. Ama bugün bu iklimi yaratanlar, bu iklimin müsebbipleri, bu iklimin en baş aktörü olan Devlet Bahçeli çıktı dedi ki işte İmralı... İşte Sayın Öcalan için çıksın açıklama yapsın, işte örgütünü tasfiye etsin vesaire benzer açıklamalar yaptı. Mutamot ifade edemeyeceğim. Şimdi ya da ne söyleyecekse işte söylesin, çağrı yapsın dedi. Şimdi iyi hoş, çok güzel ama nasıl söyleyecek? Birileri aracılığıyla. Kilit üzerine kilit vurmuşlar şimdi. Görüşçü yok, aile gidemiyor, avukat gidemiyor. Nasıl söyleyecek? Biz de merak ediyoruz mesela. Gerçekten. Peki bir şekilde görüşülmekte olduğuna yönelik hiç bir izleniminiz olmadı mı? Hayır. Bir şekilde herhalde Öcalan'la bir görüşme yapılıyordur. Hayır. Bu çağrıyı yapanlar büyük bir ihtimalle ondan gelecek olan mesajı bir şekilde düşünmüşlerdir ne mesaj gelir diye. Çünkü olumsuz bir mesaj gelirse Bahçeli'nin o çağrısı havada kalmaz mı? İşte bilemiyoruz Zeynel Bey. Bilemiyoruz. Şimdi bilmenin tek bir yolu var. Yani çok basit, çok sarı. Hukuki, vicdani, ahlaki, insani temelde tek bir yolu var. Görüşe göndereceksiniz. Ailesini, avukatlarını görüşe göndereceksiniz. Hukuksuz olarak engellediğiniz şeyi ortadan kaldıracaksınız. Biz de öğreneceğiz. Bütün kamuoyu da öğrenecek. Soruyu soran Bahçeli de öğrenecek. Hı hı. Yani soruyu soran Bahçeli de öğrenecek. Ne diyor, nasıl görüyor, nasıl yorumluyor? Hani bunu görmek gerekiyor. Bunun içinde bu İmralı'daki tecritin ortadan kaldırılması gerekiyor. Diğer bir mesele, şimdi burada konuştuğumuz mesele, Kürt sorunu basit bir sorun değil Zeynel Bey. Bakın 100 yıllık bir sorundan bahsediyoruz. 40 yıldan aşkın bir süredir çatışmalı olan bir süreçten bahsediyoruz. Artık Türkiye sınırlarını aşmış, Orta Doğu'yu uluslararası boyutları olan çok girift bir sorundan bahsediyoruz. Bu sorun gerçek anlamda çözülecekse, bu soruna uygun yani çözüm aklı varsa... Bu çözüm aklına uygun pratik adımların atılması gerekir. Pratik yaklaşımların ortaya konulması gerekir. Tabii ki barışçıl, nasıl diyeyim, ılımlı bir dilin kendisi, normalleştiren bir dilin kendisi önemlidir, anlamlıdır. Ama sadece iyi niyet beyanıyla, sadece isteriz olsa iyi olur demekle olmaz. Peki. Ben de çok isterim örneğin şu sağlık sistemi düzelse ne kadar iyi olur. Ama o düzelir mi? O istemekle düzelmez. Kalıyor. İstemekle olmaz. Bunu pratik adımlarla desteklemek, bunun adımlarını atmak, bunu destekleyici bazı yaklaşımları ortaya koymak gerekir. O zaman
herkes de döner der ki ha evet gerçekten burada bir şey var. Şimdi bizim bir şey var diyebileceğimiz elimizde bir bilgi yok, bir belge yok. Açıkçası bu adımı niye attıklarına dair de her birimiz kişisel ya da işte bazı çıkarsamalar yapabiliriz. Ama en nihayetinde adımı atan tarafların niye yaptıklarını çıkıp kamuoyuna açıklamaları gerekiyor. Hı hı. İlk beyanı önemsiyoruz. Yani bu barış meselesi, barış olsun meselesini. Ama bu barış meselesi de gerçekten çok önemli bir şey. Evet. Şimdi bu toplum yorgun. Çok açık. Türkiye toplumu yorgun. Kürt halkı da yorgun. Neyden yorgun? Bu umut var yaklaşımların sürekli söylenip bir şekilde akamete uğramasına. Bir deneyim yaşadı bu ülke. Ne yazık ki kötü sonuçlandı. İstenilen gibi gitmedi. 2013-2015 sürecinin kendisi. Bu anlamıyla ciddi bir deneyimdir. Bakın çok önemli, ciddi bir deneyimdir. Onun öncesine gidin. Oslo süreci var ve benzeri. Şimdi bu deneyimlerden ders çıkararak gerçekten yapılacaksa bir şey ciddiyetle, samimiyetle, şeffaflıkla, kamuoyuna bilgilendirerek, halkı bilgilendirerek, halkı içine katarak ve tabii ki mecliste. Hı hı. Muhatapların en temel merci burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Muhalefet partileri genelde bu işi mecliste konuşmamız lazım diye bir şekilde siz de öyle. Evet. Peki bir anayasayı değiştirme arzusu, ihtiyacını olduğunu söyleyen bir iktidar var. Numan Kurtulmuş bunlardan birisi ve o turunu attı. O anayasa değişecekse eğer, onun da en az 360 işte ve mecliste olacaksa 400'e ihtiyacı var. İktidarın DEM Partisi'nin yanına alma çabası olarak yorumluyor musunuz bazen bu girişimi? Yani anayasayı değiştirmek için ve çoğunluğa ulaşabilmek için. Ya bu aslında DEM Parti'ye büyük bir haksızlık Zeynel Bey. Çok büyük bir haksızlık. Şimdi DEM Parti'nin siyasi çizgisi belli. DEM Parti'nin ortaya koyduğu pratik ortada. Şimdi samimiyetle şunu soralım. Herhangi bir parti, hani en yakın şimdi birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bu kadar zulme maruz kalan herhangi bir parti ya da ayrımsız. Ya, gerçekten bu kadar zulme uğrayıp sonra da dönüp böyle şeyler söylemenin kendisi haksızlık değil mi? Şimdi biz direnmiş miyiz? Direnmişiz. 2015'ten beri başımıza gelmeyen kalmamış mı? Kalmamış. Eş başkanlarımız cezaevinde mi? Cezaevinde. On binlerce arkadaşımız cezaevinde mi? Cezaevinde. Seçilmişlerimiz, işte belediyelerimize kayyum atanıyor, il içi örgütlerimiz basılıyor falan. Dünya kadar şey yaşıyoruz. Hani neredeyse ateşten bir gömlek ve biz bu Türk halkları için giymişiz. Gerçekten bu ülke için, bu ülkede eşitlik, özgürlük, demokrasi olsun diye bu ateşten gömleği giymişiz ve bu siyaseti yürütüyoruz. Şimdi birileri bir şeyleri hesap edebilir. Yani anayasa ajandası da olabilir, seçim ajandası da olabilir, başka ajandası da olabilir. Ha, bütün bunları bilemeyiz çünkü ortaya konulmuş bir hakikat açıklama yok, bir açıklama yok. Ama en nihayetinde biz kendi durduğumuz yeri biliyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz, siyaseti nereden kurduğumuzu biliyoruz. O gün de geçen günkü basın buluşmasında söyledik. Eş başkanlarımız yine ayın 17'sindeki basın buluşmasında altını çizdiler. Biz hadi hani bütün bu tartışmalarda diyelim ki bir şekilde kandırıldık meselesi de var ya, işte değil mi kandırırlar, işte anayasa için yapıyorlar ve benzeri. Ya bizim bir halkımız var. Bize oy veren canını ortaya koymuş. En zor günlerde bu partiyi ayakta tutmuş. Yöneticisi tutuklandığında gidip kapısını açmış. Her şeyle bu mücadeleyi var etmiş. Bizleri bugün işte grup kuracak kadar, Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olacak kadar desteklemiş, bugünlere getirmiş. Yani bütün bu zulmün içerisinden hiçbir şekilde desteğini esirgememiş bu halk, bu bedeli veren, bu mücadeleyi yürüten halkımız kanar mı? Yani bu böyle bir şey olabilir mi? Velhasıl diyelim ki anayasa için olsun ya da işte seçim hesabı olsun. Sonuçta bu açığa çıktığında biz de dönüp buna bakacağız. Dönüp buna bakacağız. O anlamıyla şundandır diyebileceğimiz, bundandır diyebileceğimiz bir bilgimiz yok. Eğer dönerler açıklama yaparlarsa, buna yönelik bir bilgilendirme yaparlarsa biz de onun üzerinden konuşur, onun üzerinden tartışırız. Peki, ama bizim bildiğimiz, hani bu şu nedendir diyebileceğimiz bir nedeni biz de bilmiyoruz sizin gibi açıkçası. Bakırhan'ın açıklaması bu iş CHP'siz olmaz açıklamasını nasıl biz anlamalıyız daha doğrusu?
Yani Türkiye'nin en büyük partisi olması sıfatı, ana muhalefet partisi olması sıfatıyla ve